Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size bu tulumun yapılışını göstereceğim. Çok güzel, çok tatlı. Tulumumuzun ölçüleri 0-1 yaşa çok uygundur. İki tane de ince düğme kullandım. İsteyen başka farklı düğme de kullanabilir. Yapımı o kadar kolay, o kadar güzel ki. Hatta çocuklarda 0-1 yaş çekimlerinde çok güzel de kullanılır. Çok şık duruyor çocuk bebeklerin üzerinde. Bebek çekimlerinde de harika duruyor. Yapımı haroşa ve lastikten arkadaşlar. Ben Koza'nın bebiş ipini kullandım. Anti alerjik. 100 metre bakalım. 100 gramda 300 metre var. Bir yün bitti. İkinci yünden az daha harcadım yani. 1,5 bile gitmiyor. Ama ben iki tane aldım yünümü. Çünkü bunun padiğini ve saç bandanasını da öreceğim. Arkadaşlar ölçülerim 60 ilmekten başladım. Önce şu lastik kısmından başlanıyor. 60 ilmekten başladım ve 14 sıra lastik dokunuyor. 14 sıra ama 7 sıra lastik dokuduğumun 8. sırada şu ilik yerlerini açıyoruz ön tarafta. Sonra toplam 14 sıra lastik dokuyoruz. Sonra haroşaya geçiyoruz. 25 sıra haroşa dokuyoruz. Zaten bunları yapım aşamasında hepsini tarif ediyorum, sayılarıyla hepsini veriyorum. Sonra şu yanlardan üçer üçer kese kese şurada 20 kaçtı? 18 tane kalana kadar A kısmını kalana kadar üçer üçer keserek burayı azaltıyoruz. Askılarımda 10 tane ilmekten 95 sıra haroşa ördüm. Sonra şu fırfırlarını yaptım. Dediğim gibi bunların yapım aşaması videomun içinde. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Hepimize kolay gelsin. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar, ben tulumumun arka tarafını ördüm. Şimdi ön tarafını da beraber yapacağız. Sayıları, lastik sayısı, başlangıç sayısı, lastik sayısı ve şu haroşaların sayısı ön ve arka taraflarda hep aynı olacak. Bakın, şimdi bunu arka tarafını ben yaptım. Nasıl başlıyoruz? 60 tane ilmek atıyoruz şişimize. 60 ilmek attım ben. Videom çok uzamasın diye ben püf noktalarını ve şeyleri, önemli yerlerini söylemek istiyorum size. 60 tane ilmek attım. 60 tane ilmek attım. Sonra 14 sıra lastik dokuyacağız. Ben şu an 7 sıra dokudum. 7 sıra dokudum. 8. sıradayım. Bakın örgümün de ön tarafındayım. Şimdi bu tulumumuzun ön tarafı olacağı için bu 8. 7. sırada yani 8'e başlarken ilik açacağız. Onu size göstermek istedim. Lastiğimizi zaten bilirsiniz. Daha önceki videolarımızda da gösterdim. Bir sağa bir ters. Bir sağa bir ters. Yine arkaya döndüğümüzde mesela sağın üstüne sağ, tersin üstüne ters. O şekilde bu lastik oluyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu örmeye başladığımız yönde olduğumuz zaman, başlangıçta olduğumuz zaman şu ilmekleri boşalıyorum ben, örmüyorum. Çünkü bunları arka dönüşte ördüğüm için bu baştakileri örmüyorum. Şimdi bakın, bir lastik yapıyorum gene. Bunu da göstermiş olayım size. Sağ, ters. Sağ, ters. Şimdi ilik açacağımız için 8 tane öreceğiz. 2, 4, 6, 7, 8. Şimdi iliğimizi açalım. Nasıl yapıyoruz? Bak, bir doluyoruz. Şimdi mesela buradan iki taneden bir tane olacağı için bakın şuradan şu şekilde kesiyoruz. Ne oluyor? Bu sağ oluyor. Sağ olarak keseceğiz. Bak. Tekrar göstereyim. Bir ilik açıyoruz. İlik yeri açıyoruz. Doluyorum. 8 tane ördüm. 2, 4, 6, 8 tane ördüm. Doladım. Ve şu şekilde sağ olarak, önden olarak kesiyorum. Bakın yine sağ ters sağ olacak. Ters olarak devam ediyorum. Sağ. Bu şekilde öbür başta 9 tane kalana kadar öreceğiz. Ve bu rastliğimizin genişliği şu an 8. sıradayız. Toplam 14 sıra olacak. Tulumumuz 0-1 yaş için arkadaşlar uyumludur. 0-1 yaş için. Çok beğenilen bir model. Ben de videosunu çekmek istedim. Bakın yine hep ipimizi bir önden bir arkadan çevirerek lastiğimizi dokuyorum.
Şimdi bu baştaki lastik ilik yerini de göstereceğim size. 9 tane kalana kadar örüyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9 daha var. 3, 4 tane daha var. Dört, altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet. Bakın. Şimdi ördüm. Şu şişimde 9 tane kaldı. Ne yapıyoruz? Bakın bu sefer kesme yeri ters olarak geliyor. Nasıl yapıyoruz mesela şimdi? Şu şekilde ipimiz yine önden arkaya doğru doluyoruz. Şu şekilde ters kesiyoruz. Yani bu keseceğimiz ters olacak. Evet. Tekrar sağa bakın. Kaç tane kaldı? 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalıyor. Hiç ilmeklerimizin de düzgünlüğü bozulmadan. Evet. Bakın bunu burada ördüm son ilmeğimi. Şimdi çeviriyorum. Bunu örmeden alıyorum. Ve sağ yaparak devam ediyorum. Ön taraftan ipimi çeviriyorum. Arka, ters olarak yani. Şimdi bakın kaç tane? 5, 6, 7, 8 tane ördüm. 2, 4, 6, 7, evet 8 tane ördüm. Bakın ilik yerimiz. Şimdi sağ ördüğümüz için iliği nasıl yapacağız? Ters öreceğiz. Evet bak ters örüyorum. Peşindeki sağ çünkü sağ. Hiç sıramız da bozulmadan düzgün bir şekilde lastiğimizi yapıyoruz. Şimdi öbür tarafı da yapayım size göstereyim. Evet bakın şimdi bu başımıza da geldik. Çevirdim bakın. Burada ilik açtığımız ilmek sağa geliyor. Çünkü hemen ardından ters ördüm. Şimdi bunu sağa öreceğim. İpimi çeviriyorum. Bakın peşte ters çünkü. Bu şekilde bu sıramızı da bitiriyoruz. Yine bu son ilmeğimi bu tarafta ördüğüm için döndürdüğüm zaman bu tarafta örmüyorum. Bakın ilik yerlerimiz açıldı. Şimdi arkadaşlar bu lastik şu aradaki sayıları sayarak 14 sıra şu şekilde lastiğini yapacağız. 14 sıra şu lastiği yapıp gelelim. Evet arkadaşlar 14 sıra lastiğimizi ördük. İliklerimiz var 2 tane. Şimdi ne yapacağız? Haroşa öreceğiz. Şu lastiklerden sonra 25 sıra haroşa örüp geleceğiz. Haroşa devamlı ön taraftan yani düz olarak dokuyacağız. Mesela bakın bu tarafta ben şimdi haroşa yapıyorum. Ne oluyor? Devamlı bu taraftan düz dokuyorum. Bakın hani düz dokuyorum. Arkası ters örgü oluyor. Sonra ne yapacağız? Bu tarafa döneceğiz. Mesela örgümüzü bitirdik. Şu baştan bu tarafa dönüyoruz. Ne yapacağız? Burayı da böyle düz dokuyacağız. Ne oluyor? Bu sefer de bu taraf düz. Arkası haroşa. Ters örgü oluyor. Yani bunu haroşa diyoruz. Önünüze gelen ördüğünüz tarafı devamlı düz olarak dokuyacaksınız. Ne oluyor? Haroşa. 25 sıra şu kısmı yapalım. Sonra şu kenarlardan kesmelerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar. Bakın 25 sıra lastikten sonra 25 sıra dokudum. Şimdi şu kesmelerimizi yapacağız. Bu kesmelerimizi nasıl yapıyoruz? Her kenarda 3'er tane. Bak. 1 örüyorum. Ve ördüğümü kesiyorum. 1 kestim. 2 kestim. 3 kestim. Evet. 3 tane kestim. Şimdi aynı şekilde öbür başa kadar örmeye devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim sayılır. Bu sırayı bu şekilde örüyorum.
Bakın başlangıçta şurada 3 tane kesmiştim. Ördüm, dönüyorum. 3 tane de burada keseceğim şimdi. Yani her sıra sonunda döndükten sonra 3 tane kesiyoruz. Bir kestim. 2 kestim. 3. Üçüncüsü. Bu şekilde tekrar sıra sonlara gidiyoruz ve arkadaşlar her sırada işte bu sıra sonuna geldik, döndük 3 tane daha kestik. Burayı ördük, döndük 3 tane daha kestik. Bu şekilde 18 ilmek kalana dek keselim. Şuraları, şurayı 18 ilmek kalana dek keselim. Arkadaşlar bakın 18 ilmek kalana kadar kenarlardan kese kese her sıranın başında ön yüzümüzde 3 tane kestim. Ördüm, döndüm, ön yüzümüzde 3 tane kestim. Her sıranın başlarında ön yüzünde 3'er tane kese kese 18 ilmeğimiz kaldı. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi bu 18'imizi 5 sıra haroşa dokuyacağız. Sonra keseceğiz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Azaltma, çoğaltma yapmıyoruz. 5 sıra haroşamızı dokuyoruz. Bu şekilde 5 sıra dokuyalım. Sıra dokuyalım ve keselim. İkinci tulumumuzun ikinci parçası da bitmiş oluyor. İki parçamız da bitti. Ön ve arka parçalar. Şimdi iki düz yüzü birbirine bakarak bakar şekle getirip şu şekilde katlayıp birleştirme işlemini yapıyoruz. Önce şu tepelere. Bunu zaten ben ilk örerken bırakmıştım dikim ipi olarak. Bak, hep birer kanatlarından alarak şu şekilde dikeceğiz. Bakın. Şu kenardaki birer kanatları alarak dikiyorum. Ve düzgün bir dikiş oluyor. Evet, şu başa kadar dikiyoruz. Şu iki bir yanı birleştiriyoruz. Aynı şekilde bir burayı dikmiyoruz. Buraya diktim mi şu kenar fırfırlarından ilmek alacağız. Arkadaşlar dikişimizi yaptık. Örgümüzün ters tarafından diktik. Ama bakın ne tersinde ne düzünde hiç fark etmiyor. Düzgün bir dikiş oldu. Burası sağ tarafı. Burası da ters tarafı mesela. Çok düzgün bir dikişimiz oldu. Şimdi şu kenarlardan ilmek çıkararak fırfır yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? Bakın. Örgünüzün size ters gelen, size ters bakan yüzünden fırfırları çıkartacağız. Bakayım. Yanlış oldu arkadaşlar. Ve evet, sağ tarafından, ön yüzünden yani. Şimdi orayı da bir kere kesmiyorum ki benim gibi yanlış yapmayın. Şimdi örgümüzün ön yüzünden sağ tarafı zaten şu ilk başladığımız ilmeklerden belli. Burası sağ, burası da ters tarafı. İşte örgümüzün sağ tarafından başlayacağız ilmek çıkartmalarımıza. İlmeklerimizi de bakın hiç sıra atlamadan ilmek çıkartma işlemi yapacağız. Şu dibe batıyorum, çıkartıyorum şu şekilde. Bunu sonra bağlayacağım ben ve örerek kaybedeceğim. Şimdi bak, her tepeye şekilde her şu pırpırın kenar ucun tepesine batarak
ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeklerimi de şu şekilde yapıyorum ben, şişime geçirmek için. Bu şekilde, bu yöntemle çok kolay oluyor. Şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın her ilmeğin dibine batıyorum. Çıkartıp şişime geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartacağız. Her ilmeğin dibine batıyorum. Tığımla çıkarıp şişime geçiriyorum. Şimdi bu şekilde şu başa kadar, şuraya kadar geleceğiz. Şu şekilde hepsini çıkartalım. Ben tüm ilmeklerimi çıkarttım. Bakın. Bir kenar, bacak oyuntusunun bir tarafı burası. Ben tüm ilmeklerimi çıkarttım. Şurası birleştirdiğimiz yer. Bir tarafını birleştirmiştik. Şu bu tarafını da sonra birleştireceğiz. Bu tarafını da ilmeklerini çıkarttıktan sonra birleştireceğiz. Şimdi bakın. Bunları ben çoğaltacağım. Bir ilmekten iki ilmek. Saymadım. Sayısı önemli değil. Zaten her ilmeğin başına bata bata çıkarttığımız için illa da şu sayı olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Bakın şimdi ilmekleri bu bir ilmeğimi hep iki ilmek yapacağım. Yani bunun iki katı ilmek olacak burada. Fırfırını yaptığımız için. Bakın ilmek çoğaltma şeklim. Şimdi şunu aldım. Ve bakın bunu bırakmadım. Tekrar böyle yapıp burada. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkarttım. Bak. İlmeğimi normal bir ilmek alıyorum, örüyorum ve bunu bırakmıyorum. İlmeğimi bu şekilde döndürerek tekrar arkadan aynı ilmeğin arkasından bir ilmek alıyorum. Ne oldu? İki ilmeğim dört ilmek oldu. Bunu bu şekilde başa kadar bir ilmeği iki ilmek yapa yapa geleceğiz. Sonra altı sıra haroşa dokuyacağız. Daha artırma, eksilme yok. Şimdi bunu başa kadar çoğalta çoğalta geldiğimizden daha hiç çoğaltma yapmadan olan tüm ilmekleri 6 sıra haroşa öreceğiz. 6 sıra haroşa ördükten sonra kesim işlemini yapacağız. Ve öbür tarafta da aynısını yapacağız. Daha sonra da askılarına geçeriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sırayı bu şekilde bir ilmekten iki ilmek çıkara çıkara sıra sonuna kadar yapalım. Ben tüm ilmeklerimi çıkarttım. Sıra sonuna kadar geldim. Bak, ilmeklerim iki katı oldu. Şimdi bakın bu ilmekleri ilk alışımızın sağ tarafımızdan alma sebebimiz bakın düz tarafı gayet düzgün duracak. Bu şekilde duracak. Ama ya öbür taraftan alsaydık şunlar. Bunlar ters tarafına gelecek. Bu yüzden sağ tarafında temiz oldu, dikiş oldu ve gayet de düzgün durdu. Bakın burası düz sağ tarafı, burası ters tarafı. İlmekleri çıkarttığımız yerler hep belli. Şimdi örgümüzü ne yaptık? Bir ilmekten iki ilmek yapa yapa çıkarttık. İşte arkadaşlar 6 sıra haroşa öreceğiz. Haroşa neydi? Şimdi şu ilk başları hiç örmüyorum. Devamlı kendi tarafının, örgünüzün size bakan tarafını düz dokumak. Haroşa. Şimdi bakın bana bakıyor bu örgünün ters tarafı şu an bana bakıyor ya. Mesela ben bunu bu şekilde devamlı düz dokuyacağım. Tulumumuzun fırfır kısmı. Şimdi bu şekilde dediğim gibi 6 sıra dokuyalım haroşamızı. Ha şunu da belirteyim. Bakın şimdi bu taraf benim düz olduğu, bana bakan tarafı düz dokuyorum ya. Mesela bu başa kadar ördüm, döndüm. Ne oldu? Şimdi bu taraf düz bakıyor, değil mi bana? Bu tarafta düz bakınca ne olacak? Tekrar ben yine bakın düz öreceğim.
şu şekilde düz öreceğim. Bana bakan tarafa devamlı düz öreceğim. Haroşa örgü bu şekilde olur. Şimdi 6 sıra haroşalarımızı örelim. 6 sıramızı dokuduk. Bakın haroşa, 6 sıra haroşa dokuduk. Örgümüzün ön tarafındayız ve şu an kesme işlemini yapıyoruz. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum ve öre öre kesiyorum. Bak, ördüm. Arkadakini ön tarafa alıyorum. Fırfırını daha kısa da daha uzun isterseniz 1-2 sıra uzun isterseniz 1-2 sıra fazla, eğer daha da kısa isterseniz 1-2 sıra daha eksik yapabilirsiniz ama bence bu 6 sıra haroşa ideal. 6 sıra haroşa ördük ve şu şekilde ördüğümüzü keserek şu başa kadar geliyoruz. Arkadaşlar fırfırımı da kestim. Kesme işlemini de yaptım. Ve çok da güzel oldu. Şimdi aynı buradaki yaptığımız işlemi şu şekilde buraya yapacağız. Bu tarafa yapacağız şimdi. Ve size şimdi şunu göstermek istiyorum. Bu askılarımız. Askılarımız da aynı haroşa olarak 10 ilmekten başladım ve 95 haroşa olarak bitirdim. Yani şu haroşaları saydığınızda 95 tane olacak. O şekilde iki tane de böyle askımızı yapıyoruz. Ve bakın ben bir askımın birinin kenarını fırfırını da yaptım. Şimdi bunu fırfırını nasıl yapılacağımı, size şu kenarlarda kaç sayı bırakacağımızı söyleyeceğim size. Yine aynı bunda bakın. Bunda da ne yapıyoruz? 95 sıra haroşa yaptık ya. 30 diş haroşayı sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. Şuradan başlıyoruz. Bak. Bunun sağ tersi yok zaten. 30 diş haroşamızı burada bıraktık. Aynı bu şortumuzun askısı gibi, askısından çıkarttığımız gibi ilmeklerimizi burada çıkartıyoruz. Şurada 30 tane kalana kadar. Şimdi bu başta 30 tane bıraktık. Şu başta da 30 tane kalana kadar aynı şekilde buradan da ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Evet, sıra sonuna az kaldı. Yani 30 tane bırakacağız demiştim ya. Şu 2 tane de yapalım ve sayalım. Evet, şimdi sayıyoruz bakın bu taraftakini. Şurada 30 tane bıraktık, ilmek almaya başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 burada, 30 burada bıraktık. 35 tane ilmekten ilmek çıkarttık. Aynı tulumumuza yaptığımız gibi bunu çoğaltacağız. Bak, 1 bölü aldım, ördüm, çıkartmadım. İkinci kez. Aynı tulumdaki çoğaltma işlemimiz gibi bunu da çoğaltalım başa kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar çoğalta çoğalta gelelim. Sıra sonuna geldim. Bakın. Bakın burada bir püf noktası var. O da ne biliyor musunuz? Şimdi bu fırfırlarımın bakın duruşu bu şekilde. Pantolonun duruşu mesela bu şekilde, fırfırın bu kısmı düz. Ama bu askıda ne yaptık? Her ördüğüm sıranın sonunda bu 30 tane ilmek bırakmıştım ya. Bir ilmeği ala ala ördüm. Onu nasıl yaptım göstereyim size. Böyle yatık durması için. Bak bunun gibi durmayacak bakın. Ve şu şekilde oval duracak. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Ben mesela sıra sonuna geldim. Şu ilk başladığım ipinden de şunu düğüm yapayım. Ki sağlam olsun. Şimdi normalde sıram bitti. Benim tersine dönmem gerekiyor. Ama bakın fırfırımızın yatay durması için her sıranın sonunda şu şekilde buradan bir ilmek daha alıyorum. Çıkartıyorum ve bunu ekliyorum. Yani bunu her sıra başında mesela buraya geldiğim zaman da şuradan alacağım.
Onu da göstereceğim şimdi. Bakın bunu aldım. Şimdi örüyorum. Öbür sıranın başına gelin. Burayı da yine haroşa öreceğiz. Öbür sıranın da başına gelelim. Evet, 3-4 ilmeğim kaldı. Sıra sonuma geldim. Sıram bitti. Döndüm. Bakın döndüm. Şimdi normalde sıramı bitirdim. Böyle dönmem gerekiyor ya. Ne yapacağız? Fırfırımızın yatay durması için hemen şuradan bir ilmek daha çıkartıyorum ve şişime geçiyorum. Bu şekilde her sıranın başında bu 6 sıra haroşa olana kadar böyle yapacağız arkadaşlar. Yine ilkini her zamanki gibi dokumadan alıyorum ve haroşamı dokumaya devam ediyorum. Şimdi bu sıramın sonuna da geldiğim zaman ördüm. Döndükten sonra şuradan yine bir ilmek daha alacağım. Yani şu şekilde olacak. Bakın duruşu şöyle eğilimli olacak. Bunun gibi olmuyor. Ve düzgün duruş. Şu şekilde duruşunda da askılardaki duruşu da gayet şık oluyor. Bu şekilde yapa yapa yine kaç sıra dokumuşum bunda da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra dokumuşum. Ön yüzünde 7. sırayı keserek örmüşüm. Bu şekilde. Aynı 6 sıra bunda dokuyalım. Dediğim gibi kenarlardan her başa geldiğimizde bir ilmek alacağız. Bu baştan bir ilmek, bu baştan bir ilmek. 6 sıra dokuyacağız. Sonra da aynı şekilde kesimimi yapacağız. Tulumumuzun fırfırlarını da yaptım. Bakın bitti. Aynı bir fırfırın bir tarafını yapımını göstermiştim size. Daha sonra ne yaptım? Öbür kenarı diktim. Sonra da öbür tarafın fırfırını yaptım. Bakın şimdi en son yaptığım fırfırdan ipimi uzun bıraktım. Ve şimdi fır şu şekilde, fır tersinden tabii, fırfırından A kısmını ve şu fırfıra kadar dikimini yapacağım. Aynı yine dikimimiz de güzel olsun diye dikim şeklinde göstermiştim zaten. Her bir kanadından, bir sağdan, bir soldan alıp bu şekilde dikimini yapıyoruz. Şu uçlardan alıyorum. Bakın gayet de düzgün oluyor. İşte bu kısmı, şu A kısmını ve şu fırfırın bitimine kadar dikelim. Evet arkadaşlar, dikimini de yaptık. Şimdi askı dikimine geldi. Bakın tulumumuz bitti. Gayet de güzel ve düzgün oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi askılarımızı dikiyoruz. Şimdi askılarımızı bu tulumumuzun düz tarafı, yani düz yeri. Şimdi askılarımızı dikeceğiz. Şöyle önce sabitliyorum. İkisini de aynı dengede olmasına dikkat edelim. Bakın burada ilik yerimiz zaten bu şekilde olacak. O yüzden şimdi arkaya dikileceğimiz yeri sabitliyorum. Şu şekilde. Şu şekilde içinden. Evet. Bakın. Şu şekilde iç kısmından dikeceğim. Şurada iplerin arasında öyle dışta gözükmesin diye. Şu ara dikişlerden. Kenardan yukarı çekiyorum aynı şekilde. Şimdi düz tarafından şu dikişlerimin dibinden bak, sabit dursun, güzel dursun diye. Evet, bu şekilde dikiyorum. Şekilde bakın hiç de belli olmuyor. Şimdi şu kenarı aynı şekilde. İlk başladığımız yere geldik. Burada ipimi sabitleştiriyorum.
Şimdi buraya bir tane inci düğme dikeceğim ben. Şu şekilde. İşte aynı şekilde bunu da dikelim. Evet arkadaşlar, fırfırlı askılı tulumumuz bitti ve çok da güzel, çok da şık oldu. Bu 0-1 yaş için arkadaşlar bu ölçüler. Şöyle de arkasını, bakın hiç dikiş falan da belli değil. Şu şekilde şuraya da iki tane inci düğme diktim. Tabii siz düğmeleri başka tercih edebilirsiniz. Benim müşterim inci düğme istediği için incili düğme diktim. Evet arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, sevgiler.